Beylikdüzü Belediyesi pandemi nedeniyle hayatını kaybeden 42 kadın sağlık çalışanı anısına bir hatıra ormanı oluşturdu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, pandemi sebebiyle hayatını kaybeden 42 kadın sağlık çalışanı anısına da bir hatıra ormanı oluşturdu. Yaşam Vadisi 4. etapta yer alan Kadın Sağlık Emekçileri Hatıra Ormanı'na günün anlam ve önemine uygun olarak 42 adet çitlenbik ve ıhlamur ağacı dikildi. İnşallah sağlıklı kadınlar, bireyler yetiştiririz ve ölümü olmayan, şiddeti görmeyen kadınlar olsun ülkemizde. Fidanlığı dikerken bir tek şey düşündük, ölmesin kadınlarımız dedik ama ne yazık ki bu bir yıl içinde pandemiden dolayı ölen sağlıkçı kadınlarımız için onları bir nebze olsun hatırlamak için böyle bir şey düşündük. Belediye başkanıma bu arada çok teşekkür ediyorum. Onları burada yeşereceğiz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anıyoruz. Biz de burada ilçemizde, bölgemizde emekçi kadınlarımız, sağlık çalışanlarımız adına ağaç dikimi yapıyoruz. Onları böyle anıp kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bugün özellikle burada 42 tane ölen sağlıkçı kadın arkadaşlarımız için ağaç dikmek üzere burada bulunuyoruz. Güzel bir çalışma olacak. Bu anlamda Mehmet Murat Çalık'a böyle bir projeyle hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçilik Kadınlar Günü sebebiyle bütün uğurda kaybettiğimiz kadınları saygıyla anıyoruz. Ama özellikle bugün sağlık emekçileri nezdinde özel bir gün. Beylikdüzü Belediyesi onların anısına bir hatıra ormanı oluşturuyor ve kadınlarla birlikte bugün ağaçların dikimine başlıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kaybettiğimiz, salgın sürecinde kaybettiğimiz sağlık emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Çok özel günlerden geçiyoruz ülke olarak. Kadına şiddetin son dönemde arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadına şiddet konusunda da ne kadar karşı olduğumuzu belirtmekten de geçemeyiz. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da pandemi sebebiyle hayatını kaybeden kadın sağlık çalışanlarının anısının Beylikdüzü'nde yaşayacağını dile getirdi. Şiddet eşitliğinde maalesef bir çeyrek asır daha geriye gitmiş durumdayız. Evin yükünü çeken kadın, eğitimin yükünü çeken yine kadın. Bunlar yetmezmiş gibi şiddete maruz kalan yine kadın. Ölen kadın, öldürülen kadın, mağdur edilen yine kadın. 2020 yılı içerisinde 300 tane kadınımız maalesef katledildi. 171 kadın faili meçhul cinayetin kurbanı. Biz kadınlarımıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza ve bu topluma nefes olmak için yola çıktık Beylikdüzü'nde. Kadınlara nefes olmak gibi bir idealimiz ve hedefimiz var.